İyi günler arkadaşlar. Bir başka programda daha karşı karşıyayız. Türk Museviler dosyasına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde hepinizin aşina olduğu Sabateistler meselesini ele alacağız. Belirli bir yaşta olanlar, özellikle 30'lu yaşın üstünde olanlar, şimdiye kadar Türkiye'de her taşın altında Sabateizm'in arandığını bilirler. Bu komplo teorisiyle büyümüşlerdir. Bu savlarla büyümüşlerdir. Türkiye'yi Sabateistler yönetiyor. Büyük ailelerin tamamı Sabateist. Tüccarların tamamı Sabateist. Siyasetçilerin tamamına yakını Sabateist. Komplo teorisiyle büyümüşlerdir. Şahsen ben bu komplo teorileriyle büyüdüm. Bizim çocukluğumuza, gençliğimize bu komplo teorileri damgasını vurdu. Türkiye'yi Sabateistler yönetiyor. Sanattan akademiye kadar, efendim iş dünyasından spora, siyaset dünyasına kadar bütün alanlarda Sabateistlerin hakim olduğu tezi, savı mutlak gerçekmiş gibi yansıtıldı. 50'li yıllardan itibaren bu başladı ama özellikle 60'lı 70'li yıllarda Gladio'nun operasyonel yayınları ile beraber sistemli bir propagandaya dönüştü. Yani bunun karşısında durmak imkansızdı. Yani bu nasıl güneş bir gerçekse, mutlaksa falan, işte dünyayı aydınlatıyorsa Türkiye'yi Sabateistler yönetiyor. Her taşın altında onlar var. Da mutlak bir gerçekti. Buna karşı çıkan kesinlikle reddedilirdi. Sabateist ilan edildi. İkinci bir gerçek de şu. İkinci bir mutlak gerçek olarak yansıtan da şudur. Türkiye'yi Sabateistler yönetiyor ve Osmanlı'yı Sabateistler batırdı. Türkiye'de kötülük adına, ihanet adına, negatif, pejoratif anlamda ne varsa hepsinin sorumlusu da Sabateistlerdir. İslam düşmanıdır falan filan. Bütün bu tezler mutlak gerçekmiş gibi 50'li yıllardan itibaren, ama biraz önce söylediğim gibi 60'lı 70'li yıllarda Gladio'nun sistematik basın çalışmaları, propaganda çalışmaları üzerinden gerçekleştirildi. 80'li yıllarda da devam etti. 90'lı yıllarda bunlar zirve yaptı. Anlatmaya gerek yok. Bu mutlak gerçekmiş gibi yansıtıldı. Biraz önce söylediğim gibi, altını çizerek söylediğim gibi, hiç kimse de bu algının karşısına duramadı. Peki bu doğru mu? Bugün işte bunu inceleyeceğiz tüm boyutlarıyla. Çok da detaya inmeden, sıkıcı olmamak şartıyla. Her şeyden önce şunu söylemek lazım. Sabateizm, Sabateistler var mı? Evet, Sabateizm var, Sabateistler var. Bunu inkar etmiyoruz. Birisi şimdi çıkar der ki, hayır demişsin ama Sabateistler var. Biz Sabateistler yok demiyoruz. Sabateizm var, Sabateistler var. Bunu hiç kimse tartışmıyor. Bir tarihi olgudur bu. Peki kimdir Sabateizm, Sabateistler? Sabateizmi bilmek için İzmir'de doğan Sabatay Sevi adlı Musevi'yi, Yahudi'yi bilmek lazım. 1626'da İzmir'de doğmuştur. Türkiye sınırları içindeki İzmir'de doğmuştur. Dini bir eğitim almıştır. Yani Yahudi dini eğitimini almıştır. Tevrat, Kabbala, mistik yönü çok ağır basmıştır. Ve kısa süre içinde etrafında kendinden konuşur hale getirecek kadar popüler olmuştur. Yahudilerin, o dönem Yahudilerin bulunduğu her yerde kısa süre içinde ses getirmiştir. Çok seyahat eden birisidir. Doğu Avrupa'ya, Orta Avrupa'ya, Kudüs'e ve Osmanlı İmparatorluğu içinde bulunan diğer şehirlere giden, buralarda propaganda yapan birisi. Kısa süre içinde çok popüler hale geliyor. Tabii o dönem Sabateistler, Yahudilerde bir Mesih beklentisi var. Zaten Hristiyanlarda da var. Müslümanlarda da zor duruma düştüklerinde onlarda da var zaten. İşte semavi dinler tamamında böyle var. O zaman işte Yahudilere yönelik sistemli soykırımlar falan devam ettiği için bir Mesih beklentisi özellikle Orta ve Doğu Avrupa'da zirve noktasında. Tam bu noktada Sabatay Sevi, İzmir'de doğan ve Osmanlı sınırları içinde doğan, faaliyet gösteren, her tarafa giden Sabatay Sevi Mesihlik iddiasında bulunuyor. Tabi bu ilk iddialar Osmanlı İmparatorluğu karışmıyor. Zaten azınlıklara karışmadığı için hiçbir kendi aralarındaki tartışmalara karışmıyor. Ancak içeriden eleştiriler falan gelince o zaman karışmaya başlıyor. Ama Sabatay Sevi çok popüler oluyor. Yani o kadar popüler oluyor ki
Osmanlı sınırlarından ziyade Orta ve Doğu Avrupa'da özellikle Polonya civarında çok popüler oluyor. Binlerce takipçisi geliyor. Spinoza bile mektuplarında bundan bol bol bahsediyor Sebat Aysevi'den. Yani çok popüler birisi. Tabii bu belirli bir zaman sonra gerek kendi cemaatlerinin içinde tartışmadan sonra, şikayetlerden sonra Osmanlı'ya sirayet ediyor. 4. Mehmet dönemi. Ve Osmanlı müdahale etmek zorunda kalıyor. 4. Mehmet'in karşısına çıkartıyorlar bir perde arkasından. 4. Mehmet bizzat tartışmanın içinde olmuyor. Perde arkasından izliyor ama burada soruluyor işte Mesih misin diye. Tabii bu Mesihlik iddiasında devam edeceğini bilirse öldürüleceğini biliyor. Çünkü eğer Mesihsen sen okçularımızı getirdik sana bunlar zarar vermez diyor. Bu noktada Sabah Aysevi işte zaten 1665'te Mesihliğini ilan etmişti. Bundan kısa bir süre sonra bu noktada Sebat Aysevi bakıyor işte bunun sonu ölüm olduğunu gördüğü için Mesihlikten vazgeçiyor. Yahudilikten de vazgeçiyor. İslamiyet'e dönüyor. Müslüman olduğunu söylüyor. Mehmet ismini aldığını söylüyor. Aziz Mehmet Efendi olarak kendini tanımlıyor. İşte bu noktadan sonra bu kesime avdeti, dönme deniliyor. Çünkü bunlar her ne kadar dışarıdan Müslüman gibi olsa Sabahat Aysevi kendi dini inançlarını bir şekilde gizli bir şekilde devam ettiriyor. Dolayısıyla Sabahat Aysevi'ye inananlar tabi daha önce çok büyük bir kitle inanıyordu. Tabi bunun Müslüman olmasıyla beraber onlar şok oldu. Büyük bir kitle bundan ayrıldı. Ama küçük de olsa bir kitle Sabahat Aysevi'yi izlemeye devam etti. İşte bunlara avdeti, dönme deniliyordu. Sabatayis deniliyordu. Bunlar ne? Efendim dışarıdan Müslüman gibi gözüküyor. İki isimleri var. Bir Türk isimleri var. Bir de Yahudi isimleri var. Dışarıda Müslüman gibi gözüküyorlar. Hacca gidiyorlar, namaz kılıyorlar ama içeride Yahudiliği bir şekilde devam ettiriyorlardı. Sabahat Aysevi daha sonra işte 1676'da ölüyor. Tabii özellikle bu Müslüman olduktan sonra Aziz Mehmet Efendi ismini aldıktan sonra Balkanlar'da yaşıyor ve özellikle Selanik civarında kendisine inananlar Rumeli civarında daha etkin hale geliyor. Tabi Sabahat Aysevi öldükten sonra cemaati 3 gruba ayrılıyor burada. İşte Kapaniler, Karakaşlar, Yakubiler olmak üzere her biri işte Kapaniler daha ziyade politik ama ticarette de işte Karakaşlar ticarette çok etkin hale geliyor. Yakubiler devlette devlet işlerinde etkin hale geliyorlar. Sabataistler aynı zamanda işte Rumeli'nin Osmanlılar tarafından kaybedilmesinden sonra Balkanların Türklerle beraber o bölgeden çekiliyorlar ve İstanbul'a geliyorlar. Kaderleri Türklerle birlikte devam ediyor. Aynı zamanda o dönemde İttihat Terakki'nin de içinde yer alıyorlar. Önemli figürlerinden birisini oluşturuyorlar. Şimdi şu, biz Sabataizm yok demiyoruz, Sabataylar yok demiyoruz. Bir grup var, Sabahat Aysevi'ni takip eden grup. Bunlar dışarıda Müslüman gibi gözüküyor, içeride Yahudiliği devam ettiriyor. Bunu da inkar eden yok. Kendilerine özel duaları var. Ha, bu grup etkin, eğitimli, son derece eğitimli olduğu için, 2-3 dil bildikleri için bunlar gruplara ayrılıyor. Kapani, Karakaş, Yakobi diye. Efendim Kapaniler politika ve ticarette çok etkinler. Karakaşlar ticarette etkinler. Yakobiler devlette etkinler. Spor kulüplerinden sanata kadar birçok alanda etkinler. Çünkü yabancı dil biliyorlar, dünyayla bağlantıları var. Bunu da inkar etmiyoruz. Oranların çok çok üstünde etkinler. Bunu da inkar etmiyoruz. Birbirlerini kolluyorlar, koruyorlar, önlerini açıyorlar, okullar, modern okullar kuruyorlar. Bunların hiçbirini inkar etmiyoruz. Hepsi var ve hepsi doğru. Bizim burada sorguladığımız şu. Bir, Sabataistler bu kadar etkin, tamam. Efendim çifte inançları var. Gerçek Müslüman değiller. Müslüman gibi gözüküyorlar. Tamam. Bunu da zaten hiç kimse sorgulamıyor. Zaten Ilgaz Zorlu mesela işte 1990'larda Ilgaz Zorlu Müslüman olmadıklarını, Yahudi olduklarını söyledi. Hatta nüfus dairesine gitti, başvurdu. Müslümanlığı nüfus cüzdanından kimliğinden çıkarmak için. Şu da tartışılıyor. Efendim belki bunlar ilk kuşak öyleydi ama daha sonraki kuşaklar gerçek manada Müslüman oldu. Artık öyle gizli duvarlar yok falan. Bu da makul. Yani bu inanç meselesi insanın iç meselesi. Dolayısıyla burada bir sistemleştirme yanlış. Ama şu var. Böyle bir inanca sahip olan, dışarıda Müslüman gibi gözüküp içeride Yahudiliğini devam ettiren bir grup var. Biz bunu inkar etmiyoruz. Bu var. Peki bunlar Türkiye'ye karşı mı? Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı mı?
kendilerini ırk olarak ne görüyorlar? Türk olarak mı görüyorlar? Türk karşıtı mı olarak görüyorlar? Ha, işte bunları cevap vermek lazım. Asıl burada önemli olan konu bu. Yoksa herkesin inancı kendini bağlar. Allah'la kul arasında olan bir şeydir. Cenab-ı Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de dediği gibi la ikraha fiddin, dinde zorlama yoktur. İlk önce bunun altını çizmek lazım. Onların bireysel inançları kendine bağlar. Ben burada sabah teistlerin bize söylendiği gibi Türkiye'nin altındaki efendim Türkiye'yi onlar mı yönetiyor? Bütün köşe başlarında onlar mı var? Ve bütün Türkiye'de negatif anlamda olan her şeyin altında onlar mı var? O soruya cevap vermek lazım. Bir, sabah teistler Osmanlı'nın çöküşünde Osmanlı'ya ihanet etmiyor genel olarak. İstisnalar kaideyi bozmaz. Yahudiler gibi sabah teistler de büyük ölçüde Osmanlı'ya sadık kalıyor. Çünkü Osmanlı'nın kaderi bunların da kaderi oluyor. Osmanlı'nın Türklerin çekilmek zorunda kaldığı yerlerden bunlar da çekilmek zorunda kalıyor. Çünkü Türk olarak görülüyorlar ve kabul edilmiyorlar. Dolayısıyla Türklerin yok olması demek bunların da yok olması manasına geliyor. Ermeni ve Rumların aksine Yahudiler, Sabateistler de Yahudiler gibi Osmanlı ile Türklerle birlikte hareket ediyor. Yani inançları farklı olabilir ama kaderleri Türklerle birlikte. Mesela bunlar efendim mübadele sırasında Yunanistan'da bulunanlar Yunanistan'da kalmak istiyor ama Yunanlar bunları Türk olarak gördüğü için Türklerle beraber gönderiyor. Zaten büyük bir kısmı Yunanlar göndermeden önce Türkiye'ye geliyor. Milliyetçi bir tarafları var. Yani Türklük noktasında milliyetçi bir tarafları var. İttihat Terakki'nin önemli isimlerinin birçok önemli ismi Sabatayız. İttihat Terakki Türk milliyetçisi bir parti olarak tanımlamak lazım. İkinci meşrutiyetin kuruluşundan sonra ve günümüze kadar devam eden sistemde şöyle bir şey var. Bir tarafta İttihat Terakki, yani Jön Türkleri ikiye ayırmak lazım. Jön Türk deyince hemen herkes İttihat Terakki diyor da İttihat Terakki Jön Türklerin milliyetçi kanadını oluşturuyor. Hürriyet ve İtilaf Fırkası daha sonra mütareke zamanlarında tekrar ortaya çıkacak. Hürriyet ve İtilaf Fırkası ise liberal, Adem'in merkeziyetçi, bugün işte federasyonu savunan, yerinde yönetimi savunan, liberal, demokrat denilebilen, daha çok özgürlüğe vurgu yapan, işte halkların demokrasisi söylemine sahip çıkan, günümüzde HDP tarzı söylemlere sahip çıkan kişiler oluşturur. Ama İttihat Terakki o dönem işte devletin işte Türk kimliğine vurgu yapan, üniter yapısını koruyan, efendim bölünmesine karşı çıkan, imparatorluğun içinde bile böyle bölünmesine karşı çıkan bir yapı var. Zaten günümüze kadar Türk siyasetine hakim olan bu iki bakış açısı vardır. Bir tarafta İttihat Terakki ve devamı olan partiler, kimisi biraz daha yumuşaktır, kimisi biraz daha serttir. Bir tarafta Hürriyet İtilaf grubundan gelen Prens Sabahattin'in ardından merkeziyetçi, işte federasyonu savunan, yerinde yönetimi savunan, daha özgürlükçü, üniter yapıya karşı her şey tartışılabilir tarzı bir şey var. İttihat Terakki'nin devamından gelenler üniter yapıyı seviyor, savunuyor, kırmızı çizgi olarak görüyor federasyona karşı. Devletin Türk kimliğini kabul ediyorlar. O konuyu tartışma dışı bırakıyorlar. Bugünkü anayasanın ilk 4 maddesinde tanımlanan konuları kırmızı çizgisi olarak görüyorlar. Diğer taraf ise farklı görüyor. Niye bunu anlatıyorum? Çünkü Sabateistleri de burada bir yere koymak lazım. Sabateistler İttihat Terakki, Yahudiler ve Sabateistler ilginç bir şekilde. Çünkü Rum ve Ermeniler ayrılmadan önce Prens Sabahattin'in ekolünü takip ediyorlardı. Onların devamı niteliğinde olan ve Türkiye'de hala varlığını devam eden Kripto Rum ve Ermeniler de aynen yine şeyin işte ihtilaf fırkasının devamı niteliğinde Prens Sabahattin'in Hürriyet ve İhtilaf fırkasının devamı niteliğinde Adem'in merkeziyetçi, federasyonu savunan, liberal, hiçbir kırmızı çizgi olarak görmeyen, devletin Türk kimliğine vurgu yapmayan, aksine Türklüğü arkaya atan ve söylenmesini yasaklayan bir bakış açısına sahip. Ama Sabateistler ve Yahudiler ilginçtir bu tarafta yer alıyorlar. Osmanlı'nın kurulmasında kesinlikle ve kesinlikle negatif anlamda bir rol oynamıyorlar. Osmanlı ile birlikte hareket ediyorlar. Tabii ki istisnalar kaideyi bozmaz. Bir tane isim bulup şu da şu yapmış diyebilirsiniz. Ben genel çerçeve Yahudiler için yani Türk Yahudileri ve Sabateistler için genel olarak konuşuyorum. Yani bunların kaderleri Türklerle birlikte olmuştur. Cumhuriyetin kuruluşunda çok etkin rol oynamışlardır. Çünkü eğitimli zümre Cumhuriyet kurarken Türkler genelde köylü oldukları için eğitimli değil hep dışlanmışlar. Devşirmeler tarafından Osmanlılar Türkleri hep kırmış. Yavuz Sultan Selim'den itibaren Endor'unu almamış. Devşirmeler ülkenin ülkenin tek mülkisi haline gelmiş. Oradan çıkanlar devleti yönetmiş. Paşalar, efendim, vezirlerin hepsi
devşirmelerden gelmiş ve de Türklerin devşirme olması yasaktı. Dolayısıyla Atatürk'e kadar Türkler dışlanmış, asker kaynağı, vergi depo, asker deposu vergi kaynağı olarak görülmüş, horlanmış, Kızılbaş denilmiş, Celali denilmiş, Alevi denilmiş, tasfiye edilmiş, Şah İsmail yanlısı denilmiş, tasfiye edilmiş. Yavuz'dan itibaren bunlar yapılmış ve Türkler dışlanmış. Türkiye'nin Mustafa Kemal Cumhuriyeti kuracağı zaman elit bir Türk tabaka yok. Nüfus da zaten çok az. 10 milyon Türk ancak var, 10-11 milyon Türk var. Oysa Halil İnalcık 1250'de, 1240'ta sadece Denizli'de 200 bin yörük çadır olduğunu söylüyor, 1 milyon yapıyor. Sadece Denizli'de 1240'ta 1 milyon Türk vardı. Bunu 1990'lara uyarladığımızda, projeksiyon yaptığımızda Türkiye'de 1990'larda, Cumhuriyet'in kurulduğunda 1923'lerde en az 70 milyon Türk olması lazımdı. Oysa 10 milyon Türk ancak vardı. Peki bu 60 milyon ne oldu? Ya İran'a göç etmek zorunda bırakıldı ya da Kızılbaş, Alevi devşirme denilerek tasfiye edildi. Yavuz'dan sonra Osmanlı döneminde devşirmeler tarafından. Ta Atatürk'e kadar bu böyle oldu. Atatürk Cumhuriyeti kurarken Türklüğü merkezine yerleştirdi. Aydın okuyan kesim lazım. Bu kimde var? Bu Türklerle beraber Balkanlardan İstanbul'a gönderilen, kovulan devşir şeyler de var. Sabateistler de var. Sabateistleri bu kadar da efendim şeytanileştirenlerin başına da devşirmeler geliyor. Onu da biraz sonra bu bölümün ilerleyen dakikalarında el alacağız. Sabateistler Mustafa Kemal'le birlikte hareket ediyor. Cumhuriyeti destekliyor. Her türlü destek veriyor eğitim alanında. Zaten okumuş yazmış insanlar, yabancı dil biliyorlar, Avrupa'yı biliyorlar, dünyayı biliyorlar. Dolayısıyla yani imparatorluk çökmeden önce Osmanlı İmparatorluğu ile birlikte hareket ediyorlar. İmparatorluk çöktükten sonra Cumhuriyet'le birlikte hareket ediyorlar. Bunu da inkar etmiyoruz. Hani diyorlar ya her şeyin altında onlar var. Etkim çünkü eğitimli kadro o. Şehirli staden kadro o. Bizim yani Türkler benim gibi, benim atalarım gibi köylü genelde. Osmanlı tarafından dışlanmış. Uzak yerlere gitmek zorunda kalmışlar. Göçebe, yörük, eğitimden uzak tutulmuş. Kızılbaş Alevi denilerek zaten tehdit unsuruna olarak dönüşmüş. Edrak-ı bir idrak denilerek ta Selçuklulardan itibaren Türkler horlanmış. Böyle bir durum söz konusu. O zaman eğitimli olan tabii ki Sabateistler bir nebze ön plana çıkıyor. Hani diyorlar ya efendim sanattan şeye kadar, spora kadar, ticaretten siyasete kadar her şeyin altında bunlar var. Bu biraz ondan kaynaklanıyor. İsmet İnönü diyor ki Cumhuriyet kurulduğunda biz diyor Ankara garında bekliyorduk diyor. Gardan inen herkesi diyor kravatlı gördüklerimizi diyor dış işlerine diyor memur olarak alıyorduk diyor. Cumhuriyet bu imkansızlıklar içinde kuruldu. Bu imkansızlıklar içinde yazı yazmak, bakın benim çocukluğumda bile ortaokul mezunları ilkokul mezunları da oluyordu ama ortaokul mezunları kesin memur oluyordu benim çocukluğumda bile. Şimdi o dönemi düşün, o dönemde yazı yazmak, okumak bu dönemin doktora yapmasından çok çok daha önemli. O dönem bir de yabancı dil bilmek artık söylemiyorum yani. Ordinarius profesörün de üstünde. Peki bu Sabateist dediğimiz aileler, çünkü Şemsi Efendi de, Atatürk'ün hocası olan Şemsi Efendi de Fevziye Mekteplerinin daha sonra kuruluşunu yapan Şemsi Efendi modern okulları kuruyor. Yabancı dil biliyorlar, Fransızca, İngilizce biliyorlar, Osmanlıcayı biliyorlar, yazıyorlar. Böyle bir kadro var. Cumhuriyet'in ilk kadroların önemli bir kısmının bunlardan olması teknik bir sebep. Teknik bir sebep. Hem Cumhuriyet'e destek vermeleri hem de bu eldeki malzemenin sadece bunlardan olmalı. Şimdi diğer bir konu. Sabateistlerin dini inançlarını söyledik. Dışarıda Müslüman, içeride farklı düşünüyor. Bunu inkar etmiyoruz. Peki Sabateistler Türk mü? Bir. Sabateistlerin önemli bir kısmı Türk. Niye? Çünkü Sabatay Sevi'nin Eşkenazi mi, Safarat Yahudisi mi olduğu tartışmalı. Eşkenazilerin zaten daha önceki bölümlerde söyledik. Önemli bir kısmı Hazar Türklerinden geliyor ve Türk kökenli. Önemli bir kısmı. Kendisi Sabatay Sevi farklı olabilir. Ama taraftarların önemli bir kısmı, ki ilginçtir, özellikle Doğu Avrupa Yahudileri Sabatay Sevi'yi destekliyor, takip ediyor. Ki onların Eşkenazi kökenli. Önemli bir kısmı Türk. Türk olmayanlar da, yani İbrani Yahudi olanlar da, onlar da kendilerini Türk görüyor. Sabateistlerin özellikle sonraki kuşaklar tamamen zaten kendini görüyor. İlk Türk görüyor. İlk kuşaklar ise yani Türk olmayan bile Türk görüyor. Ana dili Türkçe, evde Türkçe konuşuluyor. Ha efendim İbrani dilinde bir dualar var. Aynı bizim Arapça dualar okuduğumuz gibi, Fatiha'yı okuduğumuz gibi. Arapçayı mı biliyoruz? Hayır, ezberledik. Ama evimizde ana dilimiz Türkçe. Sabateistlerin hepsinin ana dili Türkçe.
evlerinde, yatak odalarında, mutfaklarında Türkçe konuşuyorlar. Hele yeni nesil tamamen Türk zaten. Bir de yeni nesil çok büyük oranda o sabateist, hani o iki kimlikli dual dini inançlarını da bırakmışlar. Kendilerini Müslüman olarak tanımlıyorlar. Büyük bölümü tabii. Diğerleri farklı tanımlayabilir. Ama dini konuya girmiyorum. Çünkü dini konuda şu bir gerçek yani. Çift dinli. Dışarıda Müslüman, içeride Yahudi. Onu tartışmıyorum. Ama etnik kimlik olarak, kendilerini kimlik olarak ne gördüklerini Türk olarak tanımlıyorlar. Ve bundan kesinlikle taviz vermiyorlar. Yani sabateistler, Türkler. Türk olarak görüyorlar kendini. Türkiye Cumhuriyeti'ne aidiyet duyuyorlar. Bayrağı, Türk bayrağına aidiyet duyuyorlar. Türk kelimesiyle en ufak bir sorunları yok. Aksine Türk kelimesine vurgu yapıyorlar. Sabateist olarak öne sürülen isimlere bakıyorsunuz. Gazetelerinde, dergilerinde bilmem ne Türkiye Türklerindir yazıyor. Türk bayrağını koyuyor, Mustafa Kemal'ini koyuyor. Türklüğe vurgu yapıyor. Efendim ne mutlu Türk'üm diyene vurgu yapıyor. Özellikle bu konularda, andımız konusunda, diğer konularda bu kırmızı çizgi olarak gördüklerini görüyorsunuz sabateistlerin. Bunu da söylemek lazım. Hani diyorlar ya her şeyin altında onlar var. Çift kimlikle onu söylüyoruz. Peki bunu niye söylemiyoruz? İşte hatta bazı yazarlar diyor ya sabateistler olmasa cumhuriyet kurulmazdı. Türk devletinin kuruluşunda sabateistlerin etkisi var. Olumlu manada etkisi var. Bunu görmezden gelemeyiz. Peki diğer tezlere gelelim. Efendim Türkiye'deki bütün büyük aileler Yahudi mi? Değil. Türkiye'de Yahudi aileler var. İsa Kalaton gibi, diğerleri gibi ve bunlar kimliklerini söylüyor. Ve bunlar da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Türk devletine bağlılar. Vergilerini ödüyorlar. Çok hayırlı da işler yapıyorlar. Jah Kahmi gibi, oğlu gibi profilörünün sahibi, profilörü kuran. Yani bunlar Türkiye Cumhuriyeti'ne aidiyet duyan, Türk devletine aidiyet duyan, kendilerini Türk olarak gören, Türk kimliklerini her şeyin önüne koyan kişiler. Türkiye'de doğan, Türkiye'de ölen, Türk devletine bağlı olan kişiler. Zaten Yahudi kimliklerini söylüyor. Ortodoks Yahudi bunlar. Rabbanik dedikleri Ortodoks Yahudi. Ha bir de efendim sabateist tüccarlar, efendim iş adamları var. İşte bezmenler, bezmenleri herkes biliyor. Kendi kimliklerini de söylüyorlar. Bunlar gibi bazı isimler var. Ama bütün hepsi, efendim bütün iş adamlarının hepsi Yahudidir. Hepsi sabateisttir demek komple teorisidir. Gerçekle uzaktan yakından alakası yoktur. Bu biraz da Türk düşmanlığından kaynaklanan bir şey vardır. Sabateistler üzerinden Türklüğe bir düşmanlık var. Yahudiler üzerinden Türklüğe bir düşmanlık var. Çünkü burada sabateistlerin ve Yahudilerin Türklüğü sahiplendiğini görüyoruz. Osmanlı'nın son dönemi ve Cumhuriyet'in kuruluşunda Ermeni ve Rumlara karşı. Dolayısıyla karşı taraf Türklüğe saldırırken ister istemez Yahudilere ve sabateistlere de saldırmak zorunda kalıyor. Bu da ayrı bir konu. Türkiye'deki iş adamları için hep bu iftiralar atılıyor koşullar içinde. Ben mesela eskiden İslamcıyken ben de bu konulara inanıyordum. Şu an sorgulamadan, birinci kaynağa bakmadan, o öyle mi? Zaten mutlak gerçek, her şeyin arkasında onlar var falan. Hatta koçları bile Yahudi ilan ediyorduk. İşte Rockefeller'la görüşmüş, Rothschild'le görüşmüş, işte Rahmi Koç bilmem ne. Ki görüşebilir iş adamı zaten, bundan dual ne var? Mesela koçlar kesinlikle sabateist değildir, kesinlikle Yahudi değildir. Ankara kökenli ailedir. Soylarını söylersen Hacı Bayram Veli'ye kadar uzanırlar. Ha efendim Koçlar, ben diğer videolarımda da yayınladım. Koçlar proje midir? Evet projedir. Cumhuriyet'in projesidir. Seversiniz sevmezsiniz. Türklüğün projesidir. Mustafa Kemal'in projesidir. Çünkü ticaret Rumlar ve Ermenilerin elindeydi. Türk bir efendim yönetici ve Türk bir ticaret kesimi oluşturmak gerekiyordu. Mustafa Kemal Türk aileleri, Ankaralı bir Türk ailesi olan Koçların önünü açtı. Başka ailelerin de önünü açtı. Koçlar %100 Türktür, Türk projesidir. Zaten yaptıkları her şey sanayi alanında, Türkiye'de iğneden ipliğe her şey, her alanda bir ilkleri başlatmışlardır. Türkiye efendim iğneyi bile yapamazken bugün onlar sayesinde, onların başlattığı öncülük sayesinde Türkiye sanayi noktasında çok önemli yere gelmiştir. Para üzerinden para kazanmayı reddetmişlerdir. Bankayı bile son anlarda almışlardır. Hep sanayi alanında, yatırım alanında bugün Türkiye'de efendim beyaz eşyadan arabaya kadar her alanda ilkleri onlar başlatmıştır ve Türkiye'ye çok faydalı olmuşlardır. Efendim işte montaj sanayini falan getirdiler. İşte teneke arabaları var diyenler gitsin Bursa'da Koç Holding'in efendim araba fabrikalarına baksın. Eğer yayan gezmeye çalışırlarsa
Bir hafta 10 günde gezemezler. Ancak arabayla gezebilirler bir iki günde. Bu kadar devasa tesisler. Bunlar efendim montaj sanayi olarak demek küçümsemek demektir. Ayıptır ya, günahtır ya. Bu ülke için bir şeyler yapılmış. Hem de çok şeyler yapılmış. Para üzerinden para kazanmamış. Araziye rezidans koyup o kadar arazileri var İstanbul'da. Rezidans yapayım da para kazanayım, gökdelen yapayım da para kazanayım dememiş. Bugün sanayi adına ne varsa yapmışlar. Dolayısıyla bunu da söylemek lazım. Yani Türkiye'deki ailelerin önemli bir kısmı Türk kökenlidir. Herkese de böyle sabateist damgasını vurmak doğru değildir. Diğer bir konu. Ya sabateistler bu kadar güçlü, masonlar falan. Tamam, Türkiye'yi onlar yönetiyor. Her şeyin altında bunlar var. Niye kardeşim? Türkiye'de en kolay eleştirilenler sabateistler ve Yahudiler. Benim çocukluğumdan itibaren herkes bu konuda kitap yazıyor. Madem bunlar bu kadar tehlikeli, bu kitap yazanları niye yasaklamıyor, niye hapse attırmıyor? Başka konuda yazamıyoruz mesela. Şimdi Batı sabateistleri konuşuluyor. Doğu sabateistleri niye konuşulmuyor? Hadi o konuda bir kitap yazın da görün bakayım ne olacağını. Şimdi benim çocukluğumdan itibaren sağdan soldan sosyalisti, İslamcısı, bilmem ne, milliyetçisi, ülkücüsü hepsi sabateizmin üzerine kitaplar yazdı ve hiç de yasaklanmadı. 50'li yıllar, 60'lı, 70'li yıllar, 80'li yıllar zirve yaptı. Bu konu üzerinde çıkıp televizyonlarda konuşabilirsin, açıktan suçlayabilirsin. İşte herkese efendim mason ilan edersin, sabateist ilan edersin. Bu konuda hiç kimse tutuklanmadı, hiç kimse hakkında dava açılmadı. Hiçbir şey yapılmadı. Açıktan sistemli sabateist düşmanlığı yapıldı. Türkiye'de kötülük adına ne varsa hepsinin sabateistlerden olduğu açıktan söylendi. Hiçbir zaman darbeler dahil bu konu yasaklanmadı. Bir tabu haline görülmedi. Madem bunlar bu kadar güçlü, her şeyi kontrol ediyor, paraları var, pulları var, bilmem ne. Bu niye bu yasaklanmadı? Bazı konular mesela gizemliydi. O konuları dokunamıyordun. Dokunduğun zaman bedeli ödemek zorunda kalıyordun. Ama Türkiye'de en kolay eleştirilen şeyleri söyleyeyim ben size. Yahudilik, sabateizm ve masonluk. Çocukluğumdan itibaren biliyorum. Daha sonra İslamcılık döneminde biliyorum. Bu konularda istediğinizi söyleyebilirsiniz. İstediğinizi yazabilirsiniz. Hiçbir dava açılmaz. Bütün televizyon kanalları size açılır. Bunlar nasıl bu kadar sözde güçlü, hani dokunan yanıyor, elektrik trafosu gibi falan. Kusura bakmayın, ne dokunanı. Bunlara dokunanın önü açılıyor daha. Sözde güçlü bunlar. Sözde karanlık bir yapı. Bunları eleştirenin önü açılıyor yani. Bunları eleştirenler çok çok önemli yerlerde. Bunu söylemek lazım. Yani bu komplo teorisi üzerinden gidenlere bu soruyu soruyorum. Bunlar bu kadar güçlü de o zaman ben 50 yaşındayım. 43 seneyi çok iyi biliyorum, hatırlıyorum. 43 yıldır Türkiye'de en kolay eleştirilenler sabateistler, Yahudiler, masonlar. Madem bu kadar güçlü bunlar, niye bunları eleştirmek bu kadar kolay o zaman? Başkalarını eleştiremezsiniz, bedel ödersiniz, dava açılır mesela. Şimdi Türkiye'de benim iddiam şu. Türkiye'de sistemli bir Yahudi karşıtlığı propagandası yapılıyor. Devlet tarafından demiyorum. Birileri yapıyor bunu. Bizim devletimiz hiçbir zaman ırkçı olmadı, bunu söyleyeyim. Birileri yapıyor bunu. Benim iddiam şu. Özellikle 50'li yıllarda başladı, 60'lı 70'li yıllarda Gladio ile beraber. Ama Türkiye'de bunun temelinde yatan Türkiye'deki sistemli Yahudi karşıtlığı, ki Yahudiler işte Türk Musevileri karşıtlığı, Sabateistler karşıtlığı bir akım var. Bunun temelinde Kripto Rum ve Ermeniler var. Şimdi şöyle, Osmanlı son döneminde ticarette etkin olan üç büyük grup var. Ermeniler, Rumlar ve Yahudiler. Bu Yahudiler içinde Türk Museviler var, Yahudiler var, Sabateistler var. Büyük bütün olarak görmek lazım. Hep söylediğim gibi bu blok, yani Yahudi bloğu, Musevi bloğu, Sabateist blok Osmanlı ile birlikte hareket etti, Türklerle birlikte hareket etti, Cumhuriyet'le birlikte hareket etti. Ve sadık kaldı. İstisnalar kaideyi bozmaz. Bak tekrar söylüyorum, bana bir isim bulup da şöyle şöyle demeyin. Genel olarak bakıyorum. Diye Ermeni ve Rumlar ise Osmanlı'yı sırtından hançerledi. Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı çıktı. Parçalamak istedi. Sevr'e destek verdiler. Lozan'a destek vermediler. Lozan'a Yahudiler, Sabateistler destek verdi. Museviler destek verdi. Cumhuriyet'in kurulmasına da. Dolayısıyla bunlar Rum ve Ermeniler Türkiye'de o büyük hayallerine ulaşamayınca, kaybedince, Büyük Ermenistan'ı kurmayı bırakın, Küçük Ermenistan bile kuramayınca, tekrar Türkiye'ye dönemeyince, Rumlar da işte bütün o projelerini kaybedince, denize dökülünce, suçlusu olarak Türklerle beraber Yahudi ve Yahudileri gördüler, Sabateistleri gördüler ve bunlara saldırdılar. 60'lı 70'li yıllardan itibaren sistemli Yahudi düşmanlığı, Sabateist düşmanlığı, Türk Musevi düşmanlığı yapanlar aynı zamanda Türk düşmanlığı da yapıyor.
Aynı zamanda Atatürk düşmanlığını da yapıyor. Zaten Atatürk'e de Sabahattin istiyorlar, Yahudi diyorlar, neler neler diyorlar. Atatürk halis mulis Yörük'tür. Fatih zamanında Rumeli'ye göndermiş Yörük ailelerindendir. Türktür her şeyiyle. A'sından Z'sine Türktür. Kaynaklarda da açıktır. Ha, Sabahattin olsa da bir şey ifade etmez. Mühim olan Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuştur. Türkleri efendim 1919'un cehennem şartlarından çıkarıp bugünlere getirmiştir. O ayrı konu ama Türktür. Ve Türklüğe onur kazandırmıştır. Horlanan, dışlanan Türklere sahip çıkmıştır. Ne mutlu Türk'üm diyerek o Türk'ün kaybettiği senelerdir edrak denilen Türk'e özgüvenini vermiştir. Osmanlı'nın dışladığı, horladığı, efendim devşirmelerin baskı altında tuttuğu Celali, Alevi denilerek tasfiye ettiği Türk'ü Türk devletinin merkezine yerleştirmiştir. Yani asırlar sonra Türkiye konumunu, mevkisini vermiştir. Zaten bugün Atatürk düşmanlığının altında yatan Türk düşmanlığıdır. Yani orada da kripto Ermeni ve Rumları görüyoruz. Büyük Ermenistan hayalini kaybeden, efendim Büyük Yunanistan hayalini kaybeden onların uzantılarını görüyoruz. Tekrar altını çizmek gerekirse arkadaşlar, Sabahattinlerin önemli bir kısmı Türk kökenlidir. Türk kökenli olmayanlar da kendilerini Türk olarak görüyorlar. Çift kimlikli, çift dini kimlikleri vardır bunların, dışarıda Müslüman gibi, içeride Yahudi. O konuya bir şey demiyorum. Bu gerçektir. Bunu hiç kimse inkar etmiyor. Kendileri de bunu kabul ediyorlar. Ama Sabahattinler, Yahudiler, Türk Museviler Cumhuriyete, Türk Devleti'ne sadık kalmışlardır. En zor dönemlerde onu desteklemişlerdir. Dolayısıyla ana dilleri Türkçedir. Evlerinde, mutfaklarında, yatak odalarında Türkçe konuşurlar. O yaptıkları Yahudi gizli ibadetleri bizim nasıl Arapça, sureleri Arapça bildiğimiz gibi onlar da Yahudice ezberlemiştir. Ama yeni nesil onu da ezberlememiştir. Yeni neslin önemli bir kısmı da kendini zaten Müslüman olarak görüyor. Sabahattinler, Yahudiler ve Türk Musevilerinin hemen hemen tamamı radikal bir şekilde Atatürkçüdür. Kırmızı çizgi olarak görür. Devletin bütün bölünmez bütünlüğünü kırmızı çizgi olarak görür. Üniter yapıyı destekler. Biraz önce söylediğim gibi bunlar İttihat Terakki geleneğinden geliyor. Adem merkeziyetçi yapıya karşı bunlar kendi geleceklerini Türk'ün geleceğiyle bütünleştirmişler. Çünkü görmüşler ki Türk göç ettirildiğinde kendileri de göç ettiriliyor. Türk katledildiğinde kendileri de katlediliyor. Dolayısıyla Yahudiliğin, Türk Museviliğin ve Sabahattinlerin kaderiyle Türklüğün kaderinin bütün olduğunu görmüşler. Ve Osmanlı'nın son döneminden itibaren hep Türklükle birlikte hareket etmişler. Dolayısıyla federasyonun, adem merkezci bir yapının Osmanlı'nın son dönemini hatırlattığı için şiddetle Türk milliyetçileri gibi ondan daha şiddetle Yahudilerin, Türk Musevilerin ve Sabahattinlerin karşı çıktığını biliyoruz. Anayasanın ilk 5 maddesinin kırmızı çizgisi olarak görür bunlar. Bunlar çıkardığı dergilerde, gazetelerde Türkiye Türk yurdudur, Türkiye Türklerindir, ne mutlu Türk'üm diyene yazmaktan, slogan atmaktan, Türk bayrağı koymaktan Atatürk en başa hiç çekinmezler ve bunu kural haline getirirler. Bunu da söylemek lazım. Ama bunların karşısında olan ve Türkiye'de şu an varlıklarını devam ettiren Ermeni ve Rumların uzantısı olan kripto Ermeni ve Rumlar var. Bunlar ise tam tersinedir. Bunlar Cumhuriyet'te sorunludur, Atatürk'te sorunludur, Türklük'te sorunludur. Türk ve Türk'le ilgili her şeye bunlar düşmandır. Bunlar Adem merkeziyetçidir. Bunlar Prens Sabahattin'in desteklediği Adem merkeziyetçi bir yapıya sahiptir. Hürriyet ve İhtilaf grubunun devamı niteliğindedir bunlar. Liberalizm adı altında farklı farklı dönemlerde çıkan bunlar federasyonu desteklerler. Dolayısıyla bugünkü bu sistemli Yahudi karşıtlığının Türkiye'deki ve Sabahattin karşıtlığının altında da bu yatıyor. Bunu da görmek lazım arkadaşlar. Yani tekrar söylüyorum. Evet doğru. Çift kimliklidirler. Dışarıda Müslüman, içeride Yahudidirler. Bunu inkar eden yok. Ama Türktürler. En azından kendilerini Türk hissediyorlar. Ana dilleri Türkçedir. Türk devletine aidiyet duyuyorlar. Türkiye Cumhuriyeti'ne aidiyet duyuyorlar. Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'ne aidiyet duyuyorlar. Devletin bölünmez bütünlüğünü kırmızı çizgisi olarak kabul ediyorlar. Cumhuriyetin kuruluşunda ve gelişimde önemli katkıları olmuştur. Eğitimli oldukları için, dünya ticaretini bildikleri için bunu da inkar etmemek lazım arkadaşlar. Bir başka bölümde daha görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.